Hello again. We are now in the 12th speaking English lessons. Tekrardan merhaba. Bugün İngilizce 12. konuşma dersiyle karşınızdayız. Speaking English lessons. What do we learn? Ne öğreniyoruz? How to ask, nasıl soru sorulacağını, how to answer, nasıl cevap verileceğini, many new words, bir sürü yeni kelime, using tenses, zamanları kullanmayı. Evet. 12. konuşma dersinin ilk sorusuyla başlayalım. How long have you been studying English? How long ne kadar uzun süredir anlamına geliyor. Ne kadar uzundur? Have you been studying English? Ne kadar uzun süredir İngilizce çalışmaktasın? İngilizce ile ilgilenmektesin? Evet, şöyle bir cevap yazabiliriz. Have you been dediği için cevap olarak I have been studying English. I have been studying English. Buradan itibaren artık ne kadar süre olduğunu söyleyeceğiz. Mesela dırdır anlamında for dersek for 2 months, 2 aydır diyecek olursanız for 2 months diyebilirsiniz. Evet. I have been studying English for 2 months. Veya başka bir şekilde yine devam ediyoruz. I have been studying English burada since derseniz den beri anlamına geliyor. Since mesela ne diyebiliriz? Geçen yıldan beri ders çalışıyorum. Veya since 2017 diyebilirsiniz. 2017'den beri İngilizce çalışmaktayım. At what age? Hangi yaşta? Do babies learn? Bebekler öğrenir. How to speak? Nasıl konuşulacağını bebekler kaç yaşta öğrenir? Hangi yaşta öğrenir? How do they learn? How nasıl demek? Nasıl öğrenirler? Evet, at what age neydi? Hangi yaşta? Evet, bebekler genellikle 2-3 yaşında konuşmayı, nasıl konuşulacağını öğrenirler. O zaman nasıl diyeceğiz? Öznemiz ne? Babies. Yazıyoruz. Babies learn how to speak. Nasıl konuşulacağını öğrenirler. Ne zaman dedik? At the age. Şimdi kaç yaşında? At what olmuyor artık? At the age of... At the age of 2 or 3. 2 ya da 3 yaşında öğrenirler. But it depends on the baby. Bebeğe göre değişir bu durum. Depends on neydi? Duruma göre değişmek. It depends on the baby. Burada da bebeğin durumuna göre değişir bu olay. Peki how do they learn? Nasıl öğrenirler? They learn to speak. They learn to speak. Speaking de diyebilirsiniz. Nasıl öğrenirler? With watching the family. Aileyi izleyerek öğrenirler. Anne babayı izleyerek öğrenirler. With repeating their voices. Evet. Repeat. Tekrar etmek. Kimleri? Sesleri. Hangi sesleri? Ailelerinin seslerini. Yine with. Yani buradaki with'i genel alalım. With playing kimlerle mesela? Children. Evet, çocuklarla oyun oynayarak genellikle çocuklar birkaç yaş büyük olanlar daha şey yapar. Öğrenmelerine sebep olur. Okuyalım. How long have you been studying English? Ne kadar süredir İngilizce çalışmaktasın? I have been studying English for 2 months since 2017. At what age do babies learn how to speak? How do they learn? Babies learn how to speak at the age of 2 or 3, but it depends on the baby. They learn to speak with watching the family, repeating their voices, playing children, yani playing with children diyelim burada. Evet, buradaki with o zaman buraya gelmiyor. Yani kısa kısa cevaplar veriyoruz. Şimdi gelelim 3'e. Bebeklerle ilgili birkaç soruya daha devam ediyoruz. Why do babies cry? Bebekler niçin ağlar? Why ne demek? Niçin? Evet. Çünkü they are hungry. Çünkü açtırlar. Evet, aç olduklarında ağlarlar. Başka? Yine because diyebilirsiniz.
Because they miss. Miss burada özleme anlamında bebekler. They dediğimiz bebekler anlamında. Onlar yani. Their mothers. Evet, çünkü annelerini özlerler. Başka birçok cevap verebilirsiniz. Mesela vücudunda bir acı vardır. Because onu da yazalım. They have pain. Pain, acı olmak. In their bodies. Evet, vücutlarında acı vardır. Ağrı vardır. Bundan dolayı bebekler ağlamaktadırlar. Ağlayabilirler. How can you make a baby laugh? Make nokta nokta laugh. Burada yapmak. Ne yapmak? Laugh. Gülmek. Yani how, nasıl? Bebeği nasıl güldürebilirsin? Bir bebeği nasıl güldürebilirsin? Evet. Tuhaf hareketler yaparım. Tuhaf hareketler yapmak. I make weird actions. Evet. Tuhaf hareketler yaparım. Başka? Bebeği zıplatırım. I make the baby jump. Evet, bebeği zıplatırım. Başka nasıl güldürürsün? Ne bileyim, gıdıklarım. I try to tickle the baby. I try to tickle the baby. Bu bir sürü cevap yazabilirsin. Evet. Can you eat spicy food? Şimdi gelelim artık biraz yemeklerle alakalı. Spicy, baharatlı demek. Baharatlı yiyecekler, eat yemek, can yapabilir misin, edebilir misin? Yani baharatlı yiyecekler yiyebilir misin? Why or why not? Niçin ya da niçin değil? İki türlü cevap verelim. Yes, I can eat spicy food because ne diyelim? Because it becomes delicious. Gerçekten böyle baharatlı şeyler yediğimiz zaman lezzetli hale gelir. Delicious lezzetli demek. Ondan dolayı yiyebilirim diyor. Bir de ne olur cevap verelim. No, I never eat. Hayır, asla yemem. Neden? Çünkü because I don't like its smell. Çünkü kokusundan hoşlanmam. Şimdi bazen de baharatlara alerjisi olanlar olabiliyor. Kokusundan hoşlanmıyorlar. Bu sebepten dolayı da yemem diyorlar. Evet, okuyalım. Why do babies cry? Because they are hungry. Because they miss their mothers. Because they have pain in their bodies. How can you make a baby laugh? I make weird actions. I make the baby jump. I try to tickle the baby. Can you eat spicy food? Why or why not? Niçin ya da niçin değil? Yes, I can eat spicy food because it becomes delicious. No, I never eat because I don't like its smell. Devam ediyoruz 6. soruyla. Give me some examples about healthy food. Bana bazı sağlıklı yiyeceklerle ilgili örnekler ver. Give me örnek ver. Hakkında sağlıklı yiyecekler. Do you think that? Sence kalıbıydı bu, biliyorsunuz. Sence. You eat enough. Yeterli. Yeterli yiyor musun? Sağlıklı yiyecek. Evet. Sence sağlıklı yiyeceklerden yeterli yiyor musun? Şimdi sağlıklı yiyeceklere örnek verelim. Uzun cümle kurmadan direkt konuşma İngilizcesi gibi. Fish diyebiliriz. Vegetables diyebiliriz. Fish neydi? Balık. Vegetables, sebze. Fresh fruit. Taze meyve demek. Evet. Ondan sonra legumes. Bunlar da bakliyat tarzı. Ne gibi olur? Like lentil. Evet, mercimek gibi. Baklagiller. Böyle devam eder bu. Peki, do you think that you eat enough healthy food? Peki sen yeterli yediğine İnanıyor musun? Yani öyle düşünüyor musun? Sence yeterli sağlıklı yiyecek yiyor musun? I don't eat enough healthy food. Bence ben yeterli sağlıklı yiyecek tüketmiyorum, yemiyorum. Neden? İşte şartlar olabilir, sebepler olabilir. Dışarıdaki ortamlar sebebiyle bulamıyor olabilirsiniz her zaman.
O sadece eve gelince o zaman yorgun argın geliyorsun. Tell me some of the junk food names. Evet, junk food ne demek? Abur cubur. Bana bazı abur cubur yiyecek isimleri ver diyor. What's your favorite? Senin en sevdiğin abur cubur ne diyor? Mesela abur cuburlara örnek olarak ne diyebiliriz? Chips. Evet, cipsler. Chocolate. Çikolatalar. Çikolata olabilir. Candy. Şeker. Başka ne diyebiliriz? Söyleyin, birçok şey olabilir. Biscuits mesela olabilir, bisküviler. Bu böyle uzar gider. Evet. Peki senin en favori şeyin ne? Ya ben kendi açımdan söyleyecek olursam bu içinde çikolata olan bisküvileri çok seviyorum. Onun için ne diyeceğim ben o zaman? Söyleyin. Biscuits. Biscuits is my favorite junk food. Evet, en sevdiğim benim abur cubur budur diyor. Şimdi okuyayım bunları hemen. Give me some examples about healthy food. Do you think that you eat enough healthy food? Fish, vegetables, fresh fruit, legumes like lentil. I think I don't eat enough healthy food. Tell me some of the junk food names. What's your favorite junk food? Chips, chocolate, candy, biscuits. Biscuits is my favorite junk food. Evet, son sayfaya geldik. What is the strangest food you have ever eaten? Strange böyle en tuhaf. Tuhaf anlamına göre strange. Est ve d geldiği zaman yani en tuhafı. What is the strangest? En tuhaf yiyecek. Hayatında yediğin. You have ever eaten. Hayatında yediğin en tuhaf yiyecek senin için neydi? Sushi. Is the strangest food. Yani benim hayatımda yediğim en tuhaf şey bu. Strangest food. Ben dediğim için you'yu I yapıyoruz. I have ever eaten. Evet. Şimdi gelelim. Are you good at cooking? Evet. Cooking yemek yapma. Good at iyi misin demek. Bad at de kötü müsün. Are you good at cooking? Yemek yapmada iyi misin? Şimdi iki türlü cevap verelim yine buna. Yes, I'm definitely, kesinlikle diyorum burada. I am definitely good at cooking. Evet, kesinlikle yemek yapmada iyiyim diyor. Diğerine ne diyelim o zaman? No, I'm not good at. Ya da I am bad at de diyebilirsin good at'in zıttına. Ama biz burada direkt I'm not good at diye yazdık. Şimdi kafa karıştırmayalım. No, I'm not good at cooking. Şimdi diyebilirsin. I'm terribly feci kötüyüm mesela. Mesela burada definitely kesinlikleydi. Bu da I'm terribly bad at cooking. Evet. Çok kötüyüm diyor. Feci kötüyüm diyor yemek yapmada. What kind of meals? What kind of neydi? Ne tür? Evet, ne tür yiyecekler? Do you know? Biliyorsun how to cook. Pişirmeyi. Evet, yapmayı. İşte ne tür yiyecekler pişirmeyi biliyorsun diyor. Who is the best cook at home? Buradaki cook'un anlamı ise aşçı. Best en iyi. Evdeki en iyi aşçı kim? Evet, şimdi klasik olarak neler yapabilirsiniz? I can cook fish. Evet, balık pişirebilirim. And pasta. Pasta ne? Bildiğimiz pasta değil. Ne bu? Makarna. Ne diyebilirim? Devam edebiliriz. But I can't cook. But I can't cook. But I can't cook meat. Mesela et pişiremem. Yakarım eti. Vegetables aynı şekilde meyveleri de pişiremem gibi. Şey sebzeleri de pişiremem gibi. Devam edebilirsin böyle. Peki en iyi kim? Burada iki şık yapabilirsiniz. Evli olanlar hanımlarını söyleyebilir. Bekar olanlar da onlar da annelerini söyleyebilir. Of course my wife. Ya da burada ne denebilir? My mother diyebilir bekar olanlar mı? My wife is the best cook at home. Evet. Dersimizin yazı kısmı bitti. Şimdi bunu da bir tekrar kontrol edelim. Tekrar edelim şeyini, okunuşunu. Sonra bitirelim. What is the strangest food you have ever eaten? Evet. En tuhaf şey neydi yediğin? Sushi is the strangest food I have ever eaten. En tuhaf yediğim şey sushi diyor. Are you good at cooking?
Yemek yapmada iyi misin pişirmede? Yes, I'm definitely good at cooking. No, I'm not good at cooking. I'm terribly bad at cooking. What kind of meals do you know how to cook? Who is the best cook at home? I can cook fish and pasta, but I can't cook meat, vegetables. Of course, my wife is the best cook at home. See you in another lesson. Başka bir derste görüşmek üzere.